Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için şeriat-ı garra-i Muhammediye, ulum-i şer'iye elden ele dilden dile bize kadar ulaşmasına vesile olan cümle musannifin, muhaddisin, müellifinin ruhları için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, her birimizin üzerimize emeği geçmiş, ahirete göçmüş olan erbab-ı hukukun da ruhları için, kıymetli üstadlarımızdan, hocalarımızdan ve arkadaşlarımızdan, talebelerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için, hayırların, fethi şerlerin def'u ref'u izalesi için, Allah rızası için El-Fatiha. Musannif Cami Hazretleri, فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ بِحَلِّ مُشْكِلَاتِ الْكَافِيَةِ Kafinin müşkilatını halletmek için yeterli faidelerdir dedi. Kafiyede anlatacağı konularla ilgili. Bu kafiye kime ait? لِلْعَلَّامَةِ عَلَّامَةِ الْمُشْتَهِرِ veya الْمُشْتَهَرِ İştehere kelimesi müteaddi ve lazım olarak kullanılır. Müteaddi ise el-müşteher, lazımsa el-müştehir. Çünkü lazımdan ne gelmez? İsm-i mef'ul gelmez. Ancak harf-ı cerle gelmiş olur. Fil meşarik vel mevaribi. Arkadaşlar, İbn Hacib Hazretleri kendisinden önce İmam Sibebey bir eser yazmıştır. Ama mesail içerisinde böyle derli ve toplu değildir. Bütün ilimleri bir araya karıştırmıştır, cem etmiştir. Carullah Zemahşeri de bir eser yazmıştır. Mufassal diye bir eser yazmıştır. O da çok mufassal. Sahasında yazılmış ilk mükemmel eser, derli toplu nahiv eseri, Kafiye ve derli toplu sarf eseri de Şafiye'dir İbn Hacib'in. Dolayısıyla İbn Hacib Sibebey'den sonra Carullah Zemahşeri'den sonra nahiv üzerine herkesin rağbet ettiği 150 civarında insanın üzerine şerh veya haşiye yazmış olduğu bir eser olması bakımından Şark ve Garp'ta, Meşarik ve Mevarip'te şöhret bulmuş bir eserdir. Eşşeyh İbn Hacib dedi: تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِغُفْرَانِهِ Cenab-ı Hak mağfiretiyle onu kuşatmış olsun dedi. وَاَسْكَنَهُ بُحْبُحَةَ جُنَانِهِ Cennetlerin ortasına en kalitesini onu yerleştirsin dedi. نَزَمْتُهَا Ben bu fevaidi nazmettim, dizdim. فِي سِلْكِ التَّقْرِيرِ takrir ipine ve سِمْضُ التَّحْرِيرِ tahrir ipine dizdim. Arkadaşlar, gerçekten beliğ bir insan olan Cami Hazretleri, Abdurrahman el-Cami Hazretleri, Nazam tuhafi silkit takriri ve simtut tahriri dediği zaman bir takım şeylere işaret ediyor. Evvela ben size şöyle bir soru sorayım. هَذَا مِنْ قَب۪يلِ لُجَيْنِ الْمَا هَذَا مِنْ قَب۪يلِ لُجَيْنِ الْمَا ifadesinden ne anlarsınız? O zaman ben size söyleyeyim. Bu ilim erbabı için bilmesi gereken şeydir. Karşınıza bu kıyas değişik yerlerde çıkar. هَذَا مِنْ قَب۪يلِ لُجَيْنِ الْمَا لُجَيْنِ الْمَا nedir? Lüceyn gümüş demektir. Elma da su demektir. Lüceynül ma demek gümüş gibi su demektir. Gümüş gibi su demektir. Peki gümüş gibi su ifadesi lüceynül ma'da kastedilen manadır. Burada neyi kastediliyor? Şimdi lüceynül ma gümüş gibi su. Ne nereye teşbih edilmiştir? Gümüş suya teşbih edilmiştir. O zaman gümüş nedir? Nedir müşebbihun bih. Su nedir? Müşebbeh. Lüceynül ma'da hangisi hangisine muzaaf olmuştur? Müşebbehun bih, müşebbehe muzaaf olmuş. O zaman هَذَا مِنْ قَب۪يلِ لُجَيْنِ الْمَا Bu lüceynül ma kabilindendir denen yerlerde yani müşebbehun bihin müşebbehe izafeti kabilinden demektir. Anlaştık? Lüceynül ma kabilindendir denen yerde yani müşebbehun bihin müşebbehe izafeti kabilindendir anlamış olacağız. Arkadaşlar silk normalde efendim ne demektir? İp demektir. Et takrir, silki takrir. Takrir nedir? Bir şeyi hani takrir okumak derler ya. Takrir demek bir şeyi diliyle, telaffuz ile beyan etmek demektir. Tahrir ise yazmak demektir. Simt de ip demektir, silk de ip demektir. Ancak silk incinin dizildiği iptir. Yani incinin dizilebildiği iptir. Simt ise bil fiil dizilmiş olduğu ipe denir. Yani eğer inciyi bir ipe dizmiş isek o ipin adı nedir arkadaşlar? Simt. Bir ip incinin dizilmesine elverişli, incinin dizelebildiği bir ipse ona ne diyoruz? Silk diyoruz.
O zaman bu her iki izafet, silkut takrir, simtut tahrir izafetleri nedir? Lüceynül ma kabilindendir. Nedir o zaman aslı? Nazamtuha, ben bu faideli meseleleri nazmettim. Nerede nazmettim? Fit takriri kessilki. Fit takriri kessilki ve tahriri kessimti demektir. Evet. Şimdi burada arkadaşlar takrir, yani evvela beyan yoluyla yapılan açıklamaları efendim ne yapmış oluyor? İnciye benzetmiş oluyor. Doğru mu? İnciye benzetmiş oluyor. Bu incilerin dizilebileceği ilpten bahsediyor. Silk ifadesini kullanıyor. Arkadaşlar El-Alaka kitabını, risalesini okumuşsunuzdur. Ayrıca Telhis'ten beyan kısmını okudunuz mu? Maani'den sonra beyan kısmını. Veya El-Belagatü'l-Vazıha'dan beyan kısmını okudunuz mu? Okudunuz. Teşbih ile alakalı, mecazla alakalı bilgileriniz vardır. İstiare içerisinde bir de istiare-i tebiyye vardı. Hatırlar mısınız? Natakatil hal misalinde olduğu gibi. Natakat konuştu. El halu hal konuştu. Hal konuşur mu arkadaşlar? Hal konuşmaz. Peki natakatil hal cümlesinde ne vardır? Bir istiare vardır. Nasıl bir istiare var? Hal ifade-i meram bakımından, ifade-i meram kabilinden natık, mütekellim bir insana benzetilmiştir. Hal müşebbeh, mütekellim, müşebbehun bih'tir. Müşebbeh mezkür, müşebbehun bih metruk olursa bu isareye ne denir arkadaşlar? İsare-i mekniye denir. Peki o zaman burada netakatil hal dendiği zaman hal zikredilmiş, yani müşebbeh zikredilmiş, müşebbehun bih kastedilmiş, isare-i mekniye olmuştur. Peki ben nereden bileceğim halin mütekellime benzetildiğini? Müşebbehun bihin lazımı, müşebbehe ispat edilme karinesinden anlıyoruz. Netakat demiş olmasaydı biz el halin mütekellime benzetildiğini anlayamazdık. O zaman nutkun ona ispatından anlıyoruz ki burada isare-i mekniye vardır. Buna da yani nutkun ona isnadına, nispetine de isare-i tahyiliye deniyor. Doğru mu? İsare-i tahyiliye deniyor. Şimdi netakatil hal misalinde el hal nedir? Mütekellime teşbih edilmiş. Ve burada bir isare-i mekniye vardır. Netakat kelimesinin elhale isnadı veya ispatı diyelim. Bu da isare-i tahyili oluyor. Netakat ne manasındadır arkadaşlar? Netakatil halde bir isare yapmaya kalkalım şimdi. Netakatil hal, netakatil hal demek delletil hal demektir. Hal konuşmayacağına göre ne yapar? Delalet eder demektir. Doğru mu? O zaman delalet ile nutuk birbirine teşbih edilmiş oluyor. Hangisi hangisine benzetilmiş oluyor? Delalet nutka teşbih ediliyor. Delalet ne oluyor? Müşebbeh. Nutuk ne oluyor? Müşebbehun bih. Peki nutuk zikredilip delalet kastedilirse müşebbehun bih zikredilip müşebbeh kastedilmiş olur. Bu istiareye ne denir? İstiare-i tasrihiye denir. İsmi cinslerde ve mastarlarda yapılınca istiare-i musarrahi asliye olur. Eğer muştak bir kelimede yapılırsa veya harf-i cerde yapılırsa, harfte yapılırsa ona istiare-i tebiyye denir. İstiare-i musarrahi tebiyye denir. Yani nutukla delalet arasında olan istiare, istiare-i musarrahi asliyedir. Ama oradan ona tebaiyetle netakat dellet yerinde kullanılırsa buna istiare-i musarrahi tebaiyye diyoruz. Tamam. Şimdi burada nazamtuha, nazm arkadaşlar inci dizmeye denir. Nazm neye denir? Mutlak dizmek değil, inci dizmektir. Adeta musannif burada ne yapmış oluyor? Nazamtuha deyince burada takrir ettiği meseleleri veya tahrir ettiği meseleleri her birisini birer inciye benzetmiş oluyor. Doğru mu? Onları takrire yerleştirmesine nazam tuha diyor veya tahrire yerleştirmesine nazam tuha diyor. Yani inci dizdim diyor. Anlatabildim mi? Yani nazam tuha fi silkit takriri, nazam tuha fit takriri kessilki, nazam tuha fit tahriri kessimti. Takrir ile tahrir arasında fark nedir? Eğer fark gözeteceksek, takrir dil ile beyandır. Önce dil ile beyan etmiş olmasıdır. Tahrir daha sonra bunu nereye almasıdır? Kitabete almış olmasıdır. Evet, simt nerede kullanılıyor arkadaşlar? İncinin bilfiil dizilmiş olduğu ipe kullanılıyor. Silk nerede kullanılıyor? İnci dizilmeye elverişli olan ipe kullanılmış oluyor. Nazam tuhafi silki takriri, takrir ipine, yani ip gibi olan takrire ve simt-i tahriri, efendim simt gibi olan tahrire ben bu meseleleri nazmettim, dizdim. Kim için dizdim bunları?
lil veledil azizi, lil veledi çocuk için, el aziz zeki ve değerli olan. Talebelerde aziz kelimesi arkadaşlar, ilme hevesli olan, zekası yerinde olan, kabiliyeti mükemmel olan insan için kullanılır. Burada lil veledi kelimesinde elif lam arkadaşlar muzafun ileyhten ivazdır. Li veledi demektir. Lil veledi, li veledi demektir. Li veledi çocuğum için. Öyle çocuk ki el aziz, aziz olan çocuğum için. Bir baba evladına, bir hoca talebesine aziz diyorsa, buradaki azizden kastedilen nedir? İlme hevesli, efendim kabiliyeti yerinde, istikbal vaat eden kişi demektir. Lil veledil aziz. Kim o? Ziyaeddin Yusuf. Ziyaeddin Yusuf. Ziyaeddin onun lakabıdır arkadaşlar. Yusuf da onun ismidir. Ziyaeddin ona denmiş olması, efendim, dinde güzel hizmetler yaparak, efendim, ortalığı aydınlatacağına binaen buna bu lakap verilmiştir. Ziyaeddin, dinde çok güzel hizmetler yapacağı, efendim, tasavvur edildiğinden dolayı bu lakap kendisine verilmiştir. Hafizahullah, Allah onu muhafaza etsin. Sübhanehu ve Teala, Allah Sübhanehu ve Teala onu muhafaza eylesin. Neden? An mucibati telehufi ve teessufi. Telehuf ve teessufu gerektiren şeylerden muhafaza etsin. Arkadaşlar, telehuf, el hasretu vel huznu ala fevatil matlub. Telehuf neye denir? Arzu ettiğin şeye ulaşamamaktan doğan bir üzüntü. Arzu ettiğin şeye ulaşamamaktan doğan üzüntüye ne denir? Telehuf denir. Peki teessüf neye denir? El hasretu vel huznu ala nuzulil mekruh. Yani hoşlanmadığın, nahoş karşılayacağın çirkin manzaralarla karşı karşıya kalmaktan doğana da teessüf denir. El hasretu vel huznu ala fevatil matlub telehufun karşılığıdır. El huznu ala nuzulil mekruh. El hasretu vel huznu ala nuzulil mekruh. Ya esefa ala Yusufa ve biyaddat ayna. Ya esefa ala Yusufa. Efendim orada Yakup Aleyhisselam başına gelen felaketten dolayı esefa demiştir, değil mi? Yani teessüf neye deniyor? Başımıza gelen sıkıntıdan doğan esef ve hasrete, hüzne ne deniyor? Teessüf deniyor. Öyleyse hafizahullahu subhanahu ve teala an mucibati telehufi ve teessufi, yani her türlü üzüntüyü gerektirecek olan şeylerden onu korusun. Yani canını sıkacak. Hani bizde ne derler? Ayağını taşa değdirmesin derler. Din için çok güzel hizmetler beklenen kabiliyetli bu çocuğumuz her türlü muradına nail olsun. Üzüntü ve kederi gerektirecek geçmişle gelecekle alakalı bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmasın diye dua etmiş oluyor ona. Ve semmeytuha, ben bu esere bu risaleye, bu fevaide isim verdim. Neyle? Bil fevaili ziyaiyeti. Fevaili ziyaiye diye isim verdim. Şimdi bu kitabın adı nedir? Mulla Cami'nin adı? Aslında El Fevaili Ziyaiye. El Fevaid, fevaide meseleler demektir. El Ziyaiye. Ziyaiye kelimesi arkadaşlar Ziyaeddin'in nesidir? İsmi mensubudur. Mürekkep kelimelerden isim mensubu yapıldığı zaman genelde ikinci cüzden yapılır. Mesela İbn-i Zübey, Zübeyri denir. İbn kelimesi o isim mensube katılmaz. Zübeyri yün denir. İbn-i Abbas, Abbasi yün denir. Burada Ziyaeddin mürekkep bir kelimedir. Dini denmedi burada. Ziyaiye denmiş burada. Burada şu kural geçerlidir arkadaşlar. Mürekkep olan kelimelerden genelde ikinci cüzden isim mensubu yapılır ama mürekkepte önemli olan cüz hangisi ise ondan isim mensubu yapılması daha doğrudur. Ziyaeddin de haddi zatında din önemlidir ama burada kastedilen bu çocuğun, Yusuf'un dinde ziya olmasını ifade etmektir. Ön tarafa çıkan burada din değil. Burada ön tarafa çıkan hangisidir? Ziya olmasıdır. Onun için burada isim mensubu yapılırken haddi zatında çok önemli olan din kelimesinden yapılmıyor. Burada önemli olan iki cüzden ziya kelimesidir. Dolayısıyla isim mensubu burada nereden yapılıyor? Ziya kelimesinden yapılıyor. وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الظِّيَائِيَّةِ فَوَائِدِ الظِّيَائِيَّةِ diye tesmiye ettim bu fevaidi. Neden bu ismi verdim? لِأَنَّهُ çünkü ضِيَاءُ الدِّنْ يُوسُفْ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالْتَأْلِيفِ bu cem'u te'lif için
kel illetil gayeti, illeti gaye gibidir. Arkadaşlar burada Mola Cami Hazretleri ilimde gerçekten tebahhur etmiş, yedi tuğla sahibi olmasına rağmen yazmış olduğu eser asırlarca efendim ulema nezdinde hüsnü kabul görmesine rağmen ve mükemmel bir eser olmasına rağmen, kafi üzerinde yazılmış dedim ya 150 civarında eser vardır ama bunların içerisinde en meşhur, en mütedavel olan Mola Cami'dir. Buna rağmen musannif burada kendisi bir tevazuunu hemen yerleştirdi. لَنَّهُ لَهَذَا الْجَمْعِ Sanki bu kitabı ne yapmış? Sağdan soldan toparlamış. Cem yani sağdan soldan toparladım. Adeta kendi eserim değil gibi. Sonra وَتَّئِلِيْفِ Sadece cem değildir, ben de bir şeyler kattım ona demek suretiyle efendim bu sadece bir cemden ibaret değildir ama önce cem önemlidir burada. Yani diğer ulemanın görüşlerine, fikirlerine, bu konudaki izahlarına müracaat ettim, onları topladım. Bir de وَتَّئِلِيْفِ Kendim de ne yaptım buna? Sadece derleme bir eser değildir. Telif yönü de vardır demek suretiyle hem tevazunu ortaya koymuş. لَنَّهُ لَهَذَا الْجَمْعِ وَالْتَّئِلِيْفِ Efendim Ziyauddin Yusuf bu cem'u telif için nedir? كَلْعِلَّةِ الْغَائِيَةِ Arkadaşlar Osmanlıca ifadede, Farsça ifadede cem'i ve telif kelimeleri okunduğu zaman oradaki vav okunmaz. Cem'i ve telif için denmez, cem'u telif için denir. Cem'udaki ötre, oradaki vav'ın yerine kaimdir. Hasenu Hüseyin, Hasan ve Hüseyin değil. Yani Osmanlıca'da, Farsça'da Hasenu Hüseyin, Hasan ve Hüseyin denecek yerde bu kullanılır. لَنَّهُ لَهَذَا الْجَمْعِ وَتَّلِفِ Bu cem'u te'lif için, bu cem'u te'lif için demiş oluruz. كَلْعِلَّةِ الْغَائِيَةِ İlleti gaiye gibidir. Arkadaşlar, ileli erba'a vardır, dört illet. Bir şey meydana gelmesi için dört illet var. Diyelim ki şu bu kitap bir eserdir. Bunun meydana gelmesi için ne vardır? Dört tane illet var. Bir illeti faaliye, bunu yapandır. Bir de illeti maddiye, bunun meydana geldiği maddedir. Efendim, bir de illeti suriye var. Oluşturduğu surat ve şekildir. Bir de ne vardır? İlleti gaye, niçin yapıldığıdır. Bir şeyin meydana gelmesi için dört tane illet var. Bunlara illeli erba'a denir. Nedir bu illetler? Bir, illeti faaliye. İki, illeti maddiye. Üç illeti suriye, dört illeti gaiye. İlleti gaiye, bütün illetlerden, illeti gaiye, bütün illetlerden efendim tasavvur bakımından mukaddemdir ama vücut bakımından hepsinden sonradır. Mesela diyelim ki bu bir saat düşünelim. Bu saatin yapılmasında illeti faaliye bunu yapandır. İlleti maddiye hangi maddelerden meydana geldiyse. İlleti suriye oluşturulmuş şeklidir. İlleti gaye nedir? Zamanı, bakıp da ondan bir zamanı öğrenmiş olacağız. Doğru mu? Şimdi önce biz baktığımız zaman zamanın nerede olduğunu kendisinden öğrenebileceğimiz bir alete ihtiyacımız olduğu tasavvur ediliyor. Bu tasavvur bizi harekete geçiriyor. İlleti gaye tasavvur bakımından nedir arkadaşlar? Mukaddemdir. Bu tasavvur önce zihnimizde oluşuyor. Ondan sonra fail olarak biz devreye giriyoruz. Maddelerini buluyoruz. Sureti oluşturuyoruz. Ve neticeye ulaşmış oluyoruz. Bu saatten istifade etmemiz, fail devreye giriyor, madde devreye giriyor, suret devreye giriyor, en son bu gerçekleşiyor. Demek ki illeti gaye tasavvur bakımından mukaddemdir ama vücut bakımından nedir? Muahhardır. Şimdi burada, bu eserde illeti failiye kimdir? Abdurrahman el-Cami Hazretleri'dir. İlleti maddiye nedir? Kağıt kalem. İlleti sureye nedir? Kitabın oluşmuş sureti. İlleti gaye nedir? Teallumu efendim el-veledil aziz ve sairu ihvanihi sadece bir insan için yazmamıştır bunu. Bu birinci derecede önemli kabul ettiğinden dolayı onun ismini zikretmiştir. Burada illeti gaye teallumul veled diyelim biz buna. Teallumul veled. Veledin kendisi illeti gaye değil. İlleti gaye nedir? Teallumul veledtir. O zaman kel illetil gayeti illeti gaye gibidir. Gerçek illeti gaye nedir? Gerçek illeti gaye o çocuğun teallümüdür. Bir de diğer insanların, onlardan sonra gelecek insanların, yani talib-i ilim olanların teallümüdür. Burada niye kel illetil gayeti dedi? Burada arkadaşlar bu kelime de önemlidir. Kel illetil gayeti el-kâfu mukhamun derler. El-kâfu mukhamun. Ne demek mukhamun? İkham, mukham kelimesi zâid gibidir demektir. Mukham zâid demektir. Yani burada
aslında kel-illeti gaye, illeti gaye gibidir. İlleti gayedir demek istemiştir. Ama kef niçin kullanmış burada? Ona ciddi ihtiyaç olmadığı halde. Burada gerçek illet sadece Ziyauddin Yusuf değildir. Diğer erbab-ı tahsildedir. Zaten لِيَنَّهُ لَهَذَا الْجَمْعِ وَالْعِلَّةِ وَالْتَعْلِيبِ كَالْعِلَّةِ الْغَائِيَةِ نَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَلَى بِهَا وَسَائِرَ الْمُبْتَد۪ينَ مِنْ أَصْحَابِ التَّحْصِيلِ diyor ileride. Sadece onun olmadığı, diğer ashab-ı tahsilin de devrede olduğu anlaşılıyor. Burada illeti gaye gibi demesine iki tane gerekçe gösteririz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi çocuğun kendisi değil, taallümdür illet. İki, sadece Ziyauddin değil, erbab-ı tahsilden nahiv konusunda İbn Hacib'in kafiyesini okuyup anlamak isteyen insanlar için yazılmış olan bir eserdir, bir kişi için değil. لَنَّهُ لَهَذَا الْجَمْعِ وَالْتَعْلِيفِ Şimdi bu illeti gaye gibi olunca sebebi tesmiye bulur. Sebebi tesmiye. Niye Ziyauddin dedik? Çünkü asıl illeti gaye burada nedir? Ziyauddin Yusuf'un istifadesidir. نَفَعَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala onu menfaatlendirsin. Biha bu fevaidle وَسَائِرَ الْمُبْتَدِئِينَ Diğer mübtedileri de faydalandırsın. Arkadaşlar bir defa Muhammed Savaş Hoca Efendi'nin dersine katılmıştık. Hidayet dersine katılmıştık. O derste sair kelimesi geçmişti. Saire cemi manası vermişti. Gerçekten orada da cemi manası uyardı. Hani biz sair diğerleri deriz. Bazen de sair kelimesi cemi manasına gelmiş olur. Nefaullahu Teala biha vesairel mübtediğine diğer mübtedileri diyebiliriz. Vesairel mübtediğine bütün mübtedileri min ashabi tahsili, tahsil ashabından bütün mübtedileri. Burada min ashabi tahsil deyince mübtedi dediğimiz zaman bu mübtedi tahsil erbabından olabilir, sanat erbabından olabilir, ticaret erbabından olabilir. Her işe başlayana mübtedi denir. Bu kitabın fayda vereceği her mübtedi değildir. Ashabi tahsilden, akliye ve ulumi şer'iyeyi, ulumi arabiyi öğrenmek isteyen demektir. Tahsil. وَمَا تَوْف۪يقِ اِلَّا بِاللّٰهِ Şimdi burada kadar, buraya kadar kafiyenin müşkilatını halletmek için vaafı yeterli, kafi meseleler, faideli meseleler olduğunu söylemek suretiyle kitabını kafi üzerine yazılmış mükemmel bir eser olduğuna da işaret etmiş oldu. Doğru mu? وَمَا تَوْف۪يقِ Hemen işini yapıyor, Allah-u Teala'ya havale ediyor. وَمَا تَوْف۪يقِ Benim muvaffakiyetim değildir. اِلَّا بِاللّٰهِ Ancak Allah'ın yardımı iledir. Yani ben bunu kendi becerimle değil Allah'ın tevfikiyle yaptım. Arkadaşlar ve ma tevfiki illa billah da tevfik kelimesi mastardır. Efendim mastar bazen failine muzaf olur, bazen mef'ulüne muzaf olur. Burada arkadaşlar hangisine muzaf olmuştur? Burada arkadaşlar şöyle diyelim. İsterseniz burada mastar naibi failine muzaf olmuştur. Ve ma tevfiki benim muvaffakiyetim olmamıştır. İlla billah ancak Allah'ın yardımıyla olmuştur. Zaten naib-i faal de mef'ulü bih'ten dönüşmüştür. Neden böyle dedim? Çünkü tevfik kelimesi, yani daha doğrusu mastar, bazen malum manasında olur, bazen meçhul manasında olur. Bazen faalini raf eder, bazen naib-i faalini raf eder, bazen faaline muzaf olur, bazen naib-i faaline muzaf olur, bazen mef'ulüne muzaf olur. Yani mastarın çok fazla istimal şekli vardır. Şimdi luribe darben dediğimiz zaman oradaki darb nedir? Mastardır ama bir mana meçhuldür. Duribe dövüldü darben, dövmekle değil ya. Dövülmekle. Darabe darben olsa orada malumdur. Şimdi vuffika tevfikan ve ma tevfiki benim muvaffakiyetim değildir. Ne mana verdik orada biz? Meçhul mana verdik değil mi? Yani ben muvaffak kılındım ama benim muvaffak kılınmam illa billah. Sadece ve sadece Allah'ın lütuf ve keremiyledir. Ben şimdi bazen evdeki aile bireylerime söylüyorum. Bazen de dostlara söylüyorum. Kendi yetişme tarzıma bakıyorum. Bizim köyde rahmetli babamın cenazesine gelen arkadaşlar oldu buradan. Daha sonra abimin cenazesine gelenler oldu. Gerçekten bizim köy çok bayırdır böyle. Çok bayır olması münasebetiyle bir arkadaş döndükten sonra bizim köyü tasvir ediyor. Diyor ki, ya bu diyor Ali Hoca Efendi'nin köyü var ya diyor. Yani uçak düşmüş olsa kara kutusu bulunur. Ne için düştü öğrenilir ama bunların köyünde birisi yuvarlansa kara kutusu bulunmaz diyor. Yani çok bayır olması münasebetiyle. Bizim köylerde gençlerin top oynama şansı hiç yoktur. Çünkü top sahası olabilecek düz yer yoktur. Efendim ben de diyorum ki yani doğal zenginlik de yoktur. Yani
diyelim ki fındık ve çay zenginliği böyle mükemmel. Hele bizim zamanımızda işte fındık vardı. O zaman fındık da çok iyi para yapmazdı. Zaman içerisinde biraz çay falan oldu ama Rize gibi değildir yani. Diyorum ki yani bu dağlarda yetişmiş olan bir insanın olsa olsa çoban olabilir. Veya işte marangoz olur, bir sanat öğrenmiş olabilir, birisinin yanında çıraklık yapar, amele olur vesaire olur. Dolayısıyla o şartlarda doğmuş ve büyümüş olan bir insanın şimdi gelip İstanbul'un göbeğinde böyle Kocatepe Camisi gibi mükemmel bir caminin hizmetinde olmak, bu kadar efendim nur topu gibi gençlerin hizmetinde olmak gerçekten benim marifetim olması mümkün değildir. Yani aile fakir bir ailedir, efendim imkanlar yoktur. Dolayısıyla kendi başarı olarak bunu görmek asla mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın mahza lütuf ve keremidir. Burada Abdurrahman el-Cami Hazretleri de diyor ki وَمَا تَوْف۪يق۪ي Evet, kafiye ile ilgili ciddi faydeler vardır, mesail vardır burada. Çok insanlar bundan istifade edeceklerdir ama ben bunu gerçekleştirirken وَمَا تَوْف۪يق۪ي Benim muvaffakiyetim illa billah. Ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Nefyu istisna hasır yollarından birisidir. Doğru mu arkadaşlar? Nefyu istisna, nefi ve istisna demektir. Doğru mu? Nefyu istisna, nefi ve istisna. وَمَا تَوْف۪يق۪ي nefidir. İlla billah istisnadır. Bu hasır ifade ediyor. وَمَا تَوْف۪يق۪ي benim muvaffakiyetim değildir. İlla billah ancak Allah'ın yardımıyladır. وَهُوَ حَسْب۪ي o bana yeten, yetendir. وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ ve ne güzel vekildir. وَهُوَ حَسْب۪ي وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ حَسْب۪ي arkadaşlar bildiğiniz gibi muhasibi, muhsibi manasındadır. Yani ism-i faal manasındadır. وَهُوَ حَسْب۪ي yani muhsibi, bana yetendir. Evet. وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ ve ne güzel vekildir. اِعْلَمْ bil ki اَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللّٰهِ o şeyh الشَّيْخَ اَلِفْ لَمْ ne yapalım arkadaşlar? Ahd-i harici yapalım. اِعْلَمْ اَنَّ الشَّيْخَ yani Şeyh İbn Hacib, zikri geride geçmiş olan Şeyh İbn Hacib rahimahullah لَمْ يُصَدِّرْ رِسَالَتَهُ هَذِهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ لَمْ يُصَدِّرْ رِسَالَتَهُ risalesine başlamadı. Başlık haline getirmedi هَذِهِ bu risalesini. Bunun birçok risalesi vardır. Diğerlerinden bahsetmiyor. Bu risaleden bahsediyor. Bu risalesinin sadrine, baş tarafına getirmedi. بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Allah'a hamdü, Allah Subhanehu Teala Hazretlerine hamdi getirmemiştir. Yani kafiye başlarken nasıl başlamış İbn Hacib kafiyesine? Bismillahirrahmanirrahim. El kelimetu lafzun vuda'a lima'nen mufredin dedi. Diğer eserlerde elhamdülillahi rabbil alemin diye başlar. Bu eserine hamdeleyle başlamadı. Lem yusaddir başlamadı. Risaletehu hadihi bu risalesine. Hadihi kaydını getirerek çok risaleleri vardır. Bunu bu şekilde getirdiğini ifade etmeye çalışıyor. Neyle başlamadı? Bihamdillahi. Allah'ın hamdiyle başlamadı. Arkadaşlar bihamdillahi'deki ba lem yusaddire taalluk eder. Ama nefye mi taalluk eder, menfiye mi taalluk eder? El cevap menfiye taalluk eder. لَمْ يُصَدِّرْ رِسَالَةُ هَذِي بِحَمْدِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ بِحَمْدِيدَكِ بَا لَمْ يُصَدِّرَ taalluk eder. Nefye mi taalluk eder, menfiye mi taalluk eder? Dedim ki menfiye taalluk eder. Şimdi لَمْ يُصَدِّرْ'de bir menfi var, bir de nefi var. Menfi nedir? Başlama işi nefi edilmiştir. Başlama işi nefi edilmiştir. Peki menfi nedir? Başlamamak. Şimdi lemden mücerret olarak yusaddiri düşüneceksiniz. Lemden mücerret olarak yusaddiri düşüneceksin. Yani lem yusaddir risalete vâdi. Bu risalesine başlamadı. Başlasaydı neyle başlayacaktı? Bihamdillahi. Başlasaydı neyle başlayacaktı? Bihamdillahi. Yani o bihamdillahi nereye taalluk ediyor? Yusaddire taalluk ediyor. Başlasaydı hamdeleyle başlayacaktı. İşte o hamdeleyle başlayacaktı ya onu terk etti. Onu terk etti. Buradaki lem yusaddire, tereket tasdir manası vermek mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Lem yusaddir başlamadı değil de başlamayı terk etti demek mecburiyetindeyiz. Neden böyle söylemek mecburiyetindeyiz? Hemen biraz sonra göstereceğim onu. Lem yusaddir risaletehu hâzihi, bu risalesine başlamadı, başlamayı terk etti. Ne ile başlamayı? Bihamdillahi. Nereye bağladı bunu? Başlamak. Yani menfiye bağladım değil mi? Bihamdillahi subhanehu, Allah-u subhanehu ve teala hazretlerine hamd ederek başlamayı terk etti. Peki başlasaydı nasıl başlayacaktı? Bi en cealehu onu yapmakla, bâ-bâ-i tasviriyedir. Bâ nedir burada? Bâ-i tasviriyedir.
Bu da menfiye taalluk ediyor. Yani başlasaydı nasıl başlayacaktı? Bencalehu onu yapmakla, cüz'en minha risalesinden bir cüz yapmakla. Eğer risalesinden bir cüz yapmış olsaydı bunu, risalesinden bir cüz yapmış olsaydı onu ne diyecekti? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ama ba'du el kelimetü lafzu muzâli ma'nen müfredin diyecekti. Bencalehu onu yapmakla, cüz'en minha risalesinden bir cüz yapmak suretiyle hamdele ile başlamayı terk etmiştir. Niçin terk etmiştir? Hazman li nefsihi, nefsini kırmak için. Hazman li nefsihi, nefsini kırmak için. Mide ne yapıyor? İçerisine girenleri hazmediyor, parçalıyor. Şimdi hazman li nefsihi dediğimiz zaman arkadaşlar, terkibde ne düşüyor? Hazman li nefsi mef'ulleh düşüyor. Peki arkadaşlar, mef'ullehte lam vardır, doğru mu? Lil hazmiydi. Mef'ulleten lamın hasfedilmesinin şartlarını kim böyle hızlı bir şekilde sayabilir? Mef'ullete lam hasfedilebilmesi için bir mef'ulleh hades olacaktı. İki, zamanı faali bakımından bir olacak. Muallel fiilin faali tarafından yapılmış olacaktı. Eş zamanlı. İki, zamanları da aynı olacaktı. Peki lem yusaddir başlamadı. Başlamayan kim? Lem yusaddir başlamadı. Hazman kırmak için, li nefsi nefsini kırmak için dedik. Başlamayan kim? Musannif. Yani İbn Hacib. Nefsini kıran kim? İbn Hacib. Burada ne olmuş oldu? İkisi birleşti mi? Failler birleşti mi? Şimdi burada evvela şöyle söyleyelim arkadaşlar. Lem yusaddir risaletehu, risalesine başlamadı dediğimiz zaman, risaletu hadi bu, risalesine başlamadı. Niçin başlamadı? Başlamamanın illeti olabilir mi? Hazman başlamamanın illeti olabilir mi? Lem yusaddir başlamadı. Niçin başlamadı? Hazman li nefsihi. Nefsini kırmak için başlamadı. O zaman başka şey için başladı anlamına gelmez mi? Şimdi ennefü yeteveccehu ilel kaydı. Nefi kayde teveccüh eder. Ne demek nefi kayde teveccüh eder? Yani sana ikram etmek için gelmedim mesela. Şimdi gelmedim bir cümledir. Sana ikram etmek için diyorsan, sana ikram etmek için gelmedim, gelmeme ifade etmez. Geldim ama sana ikram etmek için değil. Doğru mu? Şimdi lem yusaddir risaletehu hadihi, bu risalesine başlamadı. Niçin başlamadı? Hazman li nefsi, nefsini kırmak için başlamadı. O zaman burası tutmuyor. Yani hazman neyin illeti olamaz? Lem yusaddir'in illeti olamaz. Şöyle yaparsak, terk etti neyi? Et tasdire, hamdele ile başlamayı terk etti. Niçin terk etti? Hazman li nefsihi, nefsini kırmak için. Diyor ki Siyali Kuti'de, diyor ki arkadaşlar, اِذْ لَا يَصِحُ جَعْلُهُ عِلَّةً لِلْتَصْدِيرِ. Yani hazmanı, tasdirin illeti yapmak mümkün değildir. وَلَوْ جُعْلَ عِلَّةً لِلنَّفِ بِتَعْوِيلِ اِنْتَفَتْ تَصْدِيرُ فَفَاعِلُ التَّصْدِيرِ. Yani burada tasdirin illeti olamaz. Ne demek yani? Lem yusaddir başlamadı. Niçin başlamadı? Hazman li nefsi. Nefsini kırmak için başlamadı. Başka bir sebep için başladı anlamına gelir. O zaman tasdirin illeti olamaz. Peki şöyle desek biz burada. İntefa yok oldu. Et tasdiru tasdir yok oldu. Bilhamdillah. Allah'a hamd ederek başlamak yok oldu. Niçin yok oldu? Hazman li nefsihi. O zaman intefa fiilinin faali et tasdir olur. Hazmanın faali ne olmuş olur? Ayrı olmuş olur. O zaman lamın hasfedilmesi doğru olmaz. Yani şartlar oluşmuş olmaz. O zaman her ikisinin faalini birleştirecek ve illet durumunu da gerçekleştirecek bir yol bulmamız lazım. Lem yusaddir risaletehu terket tasdire tevilini yapmamız lazım. Eğer biz bu tevili yapmazsak, efendim lem yusaddir başlamadı, niçin başlamadı? Hazmali nefsi, nefsini kırmak için başlamadı. Yani başka bir sebep için başladı anlaşılır. Halbuki öyle değildir bu. Ne yapmamız lazım? İntefet tasdiru diye lem yusaddiri tevil etmemiz lazım. İntefet tasdiru diye tevil edebiliriz ama o zaman intefanın faali et tasdir olur. Hazmanın faali ise müellif olur. Failler değişince lem hasfedilmemesi lazım. En uygunu burada lem yusaddir tereket tasdire. Terekenin faali İbn Hacib oluyor. Hazmanın da faali kim oluyor? İbn Hacib olmuş oluyor. Hazman li nefsihi kesren li nefsihi demek. Peki lem yusaddir risaletehu hadihi, bu risalesine başlamadı. Ne ile? Bihamdillahi. Hamdele ile başlamadı. Arkadaşlar bihamdillahi'deki bayi lem yusaddir'in nefine bağlamış olsak, ben cealehu sadece menfiye bağlasak bu da olabilir. Lem yusaddir başlamadı risaletehu hadihi, bu risalesine başlamadı. Ne ile? Bihamdillahi.
hamdele ile başlamadı. Başlasaydı nasıl başlayacaktı? Bi en cealehu. Böyle yaparsak daha uygun düşer. Yani bi en cealehu'daki bayi menfiye bağlayalım. Bihamdillah'daki bayi de nefiye bağlayabiliriz. Yani lem yusaddir başlamadı. Ne ile başlamadı? Başlamamak ne ile? Bihamdillah. Hamdele ile başlamamak gerçekleşti. Peki başlasaydı nasıl başlayacaktı? Bi en cealehu. Onu yapmakla. Yani bi en cealehu neyin illeti olmuş oluyor? Tasdirin illeti olmuş oluyor. Bi en cealehu cüz'en minha. Kitabından bir cüz yapmak suretiyle. Bay tasviriydi dedik değil mi? Niçin böyle söyledi arkadaşlar? Çünkü biraz sonra söyleyecek. Şimdi bir defa bir hadis-i şerif var. Küllü emrin zibalin la ibdû fîhî bihamdillâh fehu akda'u diye, fehu ecdemu diye. Yani besmele ile ilgili de var, hamdele ile ilgili de var. Bir değerli bir işe hamdele ile başlanmasa bereketten kesilmiş olur. Fakat bu hadis-i şerif yani hamdele ile başlamadı diyor. Başlamak illa telaffuzla mı olur? Yani illa kitapta yazmakla mı olur daha doğrusu veya telaffuzla mı olur? Elbette burada mutlak olarak zikredildiğine göre İbn-i Hacib Hazretleri kitabına başlarken yazı olarak hamdele ile başlamamıştır. Ama telaffuz olarak başlamadığını nereden bileceksin? Yani bunlar şeyde okumuşsunuzdur talim-i talimde. Adam kitap yazıyordur, ishal olmuştur. Sabaha kadar efendim affedersiniz her yere gittiğinden sonra kağıda kaleme abdesti tutmamak için her birisinde abdest almıştır. Nasıl olsa biraz sonra gene gideceğim. En sonunda toplu bir abdest alırım dememiştir. Yani bunlar kaleme, kağıda bile abdesti tutmayan insanlardır. Dolayısıyla bunlar besmelesiz, hamdelesiz hiçbir şeye başlamazlar. Binaenaleyh kitabını bereketten kesilmesine vesile olabilecek ne yapmaz? Bir yol edinmez. Binaenaleyh burada kitaptan bir cüz yapmamış onu. Ama bu şu demek değildir ki hamdeleyi hiç kullanmamış. Hani İmam Buhari Hazretleri ile ilgili ne deniyor? Her şey için, hadis-i şerif için bir boy abdesti alarak onu en son kayda geçerdi. Onlar böyle hassas insanlardı. بَاَنْجَعَلَهُ جُزْاً مِنْهَا Niçin tasdiri terk etmiştir? هَلْمَنْ لِنَفْسِهِ Nefsini kırmak için. Peki nasıl nefsini kırmış oluyor? بِتَخْيِيلَ اَنَّ كِتَابَهُ هَذَا بِتَخْيِيلَ اَنَّ كِتَابَهُ هَذَا Arkadaşlar, eğer enneye bir muzaf gelirse baş tarafına, بِتَخْيِيلَ اَنَّ gibi, بِتَخْيِيلَ اَنَّ gibi, ona şöyle mana veriyoruz. بِتَخْيِيلَ اَنَّ كِتَابَهُ Şunu hayale düşürmek için ki, şunu hayale düşürmek için ki enne kitabı hâdâ. Önce bir tehiyle enne kitabı okuyoruz. Sonra bir tehiyleye mana veriyoruz. Tehiyilin manasını verdikten sonra yani okumadan tehiyleye mana veriyoruz. Sonra enne kitabı hâdâ yeniden okuyarak oraya bir mana vermiş oluyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir tehiyle enne kitabı hâdâ. Şunu hayale düşürmek için ki tehiyil hayyeli yuhayyilü tehiyilen muhatabın hayaline yerleştirmek demektir arkadaşlar. Muhatabın hayaline yerleştirmektir. Bir tehiyili şunu hayale düşürmek istiyor ki enne kitabehu hâde, onun bu kitabı yani kafiye min haythu ennehu kitabuhu onun min haythu ennehu kitabuhu değil mi? Ennehu değil mi arkadaşlar? Evet. Burada bende enne diye yazıyor da onun için sordum. Yani haythu'dan sonra inne enne rivayetleri vardır. İnne olabilir o göre. Biz ama haythu'dan sonra muzafile olduğu için enne okuyoruz. Ya haythu cümleye muzaf olur biliyorsunuz. O itibarla efendim cümle mevkidir diyerek ne yapmışlar? İnne okumuşlardır. Efendim muzafili olması itibariyle de o cihetten bakıldığı zaman da müfred yeridir diye bakılıyor. Efendim enne okunuyor. Min haythu enne ennehu kitabuhu onun kitabı olması haysiyetinden leyse kekütübü selefi rahimumullah teala selefi salihin kitapları gibi değildir. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. İbn-i Hacib Hazretleri yazmış olduğu eser haddi zatında çok kıymetli değerli bir eserdir. Sibeveh'in yazmış olduğu, Carullah Zemahşer'in yazmış olduğu eserler yanında çok daha derlemiş, toparlamış, mütedavel hale getirmiş bir eserdir. Eser haddi zatında kıymetlidir. Ama benim gibi gariban bir insandan sudur etmesi haysiyetinden değerli değildir. Hani şerefül mekan bil mekin diye bir ifade var. Şerefül mekan bil mekin. Mekanın şerefi mekin ile beraber kaimdir. Bir yerde oturan şerefliyse o yer ondan şeref almış olur. Bu kitap min haythu ennehu kitabun kitap olması itibariyle çok kıymetli ve değerlidir. Ama min haythu ennehu kitabuhu benim kitabım olması bakımından çok değerli bir eser değildir. Yani bana nispet edildiğinden dolayı mükemmel bir eser değildir. Dolayısıyla benim bu eserim Selefi Salih'in eserlerine Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başladılar. Ben de öyle başlasam benim eserim de onların eseri arasında
safta yerini almış, ön saflarda yerini almış gibi olacak. Benim eserim onların eserler arasında ön safta yerini alabilecek bir kalitede değildir. Onun için ben bunu onların eserlerinden biraz daha farklı olarak Hamdele'yi buradan yazıdan aldım diyor. Yazıdan aldım demiş oluyor. Yoksa yani bereketten kesilecek şekilde değildir. Min haythu ennehu kitabu leyse ke kütübi selefi rahimahumullah. Selefi salihin kitapları gibi değildir. Bu itibarla değildir. Haysiyet kaydı burada önemlidir ki değildir ki hatta yusaddire bihi kitabına başlamış olsun ala seneniha. Selefi salihin kitaplarının prensibi, adeti üzerine. Onlar nasıl bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin diyorsa bu da o şekilde başlasın. Efendim bunu kendisine uygun görmedi. Peki o zaman şöyle bir soru akla geliyor. Başlamadınca ne oldu bu sefer? Yani kaş yapayım derken göz çıkarmış oldu. Kitabı bereketten kesilmiş oldu. Ona cevap veriyor. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَٰلِكَ Bundan lazım gelmez. عَدَمُ الْاِبْتِدَاءِ بِهِ مُطْلَقًا Mutlaka hamdeleyle başlamadı. Yani yazıda ondan bir cüz yapmak suretiyle hamdeleyi getirmemiş olmasından hiç başlamadı anlamına gelmez ki. حَتَّى اِكُنُ olsun bir terki akta onu terk etmek suretiyle bereketten kesilmiş olsun. Değil ki hatta yekûn olsun bir terkî akta onu terk etmekle, hamdi terk etmekle bereketten kesilmiş olsun. Neden? لِجَوَازِ اِتْيَانِهِ بِالْحَمْدِ Hamdi getirmesi mümkündür. مِنْ غَيْرِ اَنْ يَجْعَلِهُ جُزْءًا مِنْ كِتَابِهِ Kitabından bir cüz yapmadan onu getirmesi mümkündür. Yani kitabından bir cüz yapmamış, telaffuzdan bir cüz yapmıştır. Bu şekilde bunu getirmiş olması mümkün olduğu için olayı böyle değerlendirmek lazım. İbn-i Hacib Hazretleri neden kitabına hamdeleyle başlamamıştır? İbn Hacib Hazretleri tevazu yapmak için böyle yapmıştır. Nasıl tevazu yapıyor? Yani ben eser yazmadan önce Selefi Salih'in de yazmış olduğu eserler var. Bu eserlerin arasında haddi zatında bunu da koyduğun zaman istifaya değer. Gerçekten çok elverişli bir eserdir. Onun için yazdım onu zaten. Ama bu eser min haythu ennehu kitabi benim kitabım olması haysiyetinden o Selef'teki büyük alimlerin yanında benim efendim kellem yekün hükmündeyim. Ben kellem yekün hükmünde olunca benim kitabım da kellem yekün hükmünde olmuş olur. Onun için onların kitabının kalitesinde, onların kitabının normlarında değil de hamdelesiz başladım. Bu onlara o Selef-i Salih'in kitaplarına uygun bir kitap değildir. Neden uygun değildir? Benim kitabım olması haysiyetinden bu cihetten baktığın zaman o renge çıkacak durumda değildir diyerek böyle başlamış oldu. Evet, ne kadar ilimde yükselirse onlar tevazuda da o kadar yükseliyorlardı. Onun için İmam Birgivi Hazretleri يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ اَنْ يَكُونَ مُحَمَّدِيًّا خُلُقُهُ Alim olan insan peygamber ahlakında olmalıdır. İlim insanda çoğaldıkça tevazu artması lazım. Siz şimdi ihtisas grubusunuz. Sarf okuduğunuz zamanki tevazunuzla şimdiki tevazunuz aynı ise zarardasınız. Şimdiki tevazunuz ondan azsa zaten hepten zarardasınız. İlim çoğaldıkça tevazu artması lazım. Peygamber ahlakı çoğalması lazım, artması lazım insanda. Bu tevazu ulemada görüyoruz. Hangi ulemada görüyoruz? Ta eskiden bugüne kadar isimleri unutulmayan, eserleri okunan, ümmeti Muhammed'in efendim meşarik ve mağaripte eserlerinden istifade etmiş olduğu ulemanın tamamında biz bunu görüyoruz. Men tevada'a lillah rafa'ahullah. İbn-i Hacib Hazretleri tevazu etti. Kaç sene sonra biz ne yapıyoruz? Efendim onun eserinden istifade ediyoruz. Onu anıyoruz ve ona dua ediyoruz. Hafizahullah diyoruz, rahimahullah diyoruz. O tevazun bugüne kadar yansımasıdır. Allah Celle Celaluhu onlar tevazu etmiş, ihlasa takvaya bürünmüşler. Onların sıytini, onların şöhretini, onların adını kıyamete kadar baki kılmıştır. Ve biz onlardan istifade ediyoruz. Bizler gibi yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca insan istifade ediyor, edecek. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri bu büyüklerin yolundan yürümeye bizleri muvaffak eylesin. Ahlak-ı hamide ile mütehallik olanlardan eylesin. Ahlak-ı rezile ve ahlak-ı şeytaniyeden cümlemizi hifz-ü himaye eylesin. Lillahi'l-Fatiha.